Verilen bir x pozitif tam sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali küçükten büyüğe doğru aşağıdaki gibi sıralanıyor. x eşittir 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 5 üzeri c çarpı 7 üzeri d. Daha sonra soldan sağa doğru sırasıyla önce asal sayının kendisi sonra kuvveti olacak şekilde yan yana yazılarak bir şifre oluşturuluyor. Örneğin 600 eşittir 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 ifadesinin şifresi 2 3 3 1 5 2 şeklindedir. Buna göre bu kurala göre aşağıdaki sayılardan hangisinin şifresi en büyüktür? Yapmamız gereken işlem önce şıklardaki tüm sayıları asal çarpanlarına ayırmak. 360'dan başlayalım. 360'ı asal çarpanlarına bölelim. 2'ye böldük. 180 2'ye böldük 90 2'ye böldük 45 artık 3'e bölüyorum 45'i 3'e böldüm 15 15'i 3'e böldüm 5 ve 5'i 5'e böldüm geldi 1. Bakıyorum 1 2 3 3 tane 2 2 tane 3 ve 1 tane 5'ten oluşuyor. Şifresini yazarsak 2 3 3 2 5 1 şeklinde. Şurada kuvveti 5'in 1 olduğu için. Şimdi 400'e bakalım. 400'ü asal çarpanlarına ayıralım. Çizgimizi çektik. Böldük 2'ye 200. Böldük 2'ye 100. Bir daha böldük 50. 2'ye böldük 25. Şimdi 5'e bölüyoruz. 5. 5'e böldük 1. Burada da kaç tane? 1, 2, 3, 4. 4 tane. 2. 2 tane de 5 var. Şifresini yazarsak 2 4 5 2 gelir. Geldik C şıkkına. 441 sayısına 441 sayısını asal çarpanlarına ayırırsak 2'ye bölünmez. 3'e bölersem 147. Bir 3'e daha bölersem 49. 49 7'ye bölünür. 7. 7'yi 7'ye böldük 1. Bunu yazarsak asal çarpanlarına ayrılmış halini 3'ün karesi 7'nin karesi şeklinde. Şifresini yazarsak 3, 2, 7, 2 olacak. Geldik D 1225'e. 1225'i e asal çarpanlarına ayırıyoruz. 1225. Çizgimizi çektik. Bu da 5'e bölünür. 5'e bölersek 245. Bir daha 5'e bölersek 49. 49'u 7'ye böldük. 7, 7'ye böldük. 1. Bunu da asal çarpanlarına ayrılmış haline o zaman. 5'in karesi çarpı 7'nin karesi şeklinde bulduk şifresini yazarsak 5 2 7 2 olarak gelir şıkları incelersek en büyük şifre A şıkkında yani 360'ta doğru cevap A şıkkı ayrı uzunlukları A B ve C birim olan dikdörtgenler prizmasının hacmi A çarpı B çarpı birim küptür dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve alanları aşağıda verilmiştir her kartondan ikişer adet bulunmaktadır. Kartonlar kenarları çakışacak şekilde birleştirilerek dikdörtgenler prizması oluşturulacaktır. Buna göre hacmi kaç santimetre küptür? Şekli incelersek dikdörtgenler prizmasında farklı 3 tane ayrıt vardır. Ve bunların her birinin simetriği karşısında kendisinden bir tane daha olduğu için toplamda 6 yüzeyli bir dikdörtgenler prizması gelir karşımıza. Bu farklı yüzeyleri burada 3 tane olarak bize vermiş. İsimlendirelim buradaki gibi AB olsun bir tanesinin kenarları AB. Diğerinin BC olsun. BC ve şu tabanda ya da yukarıda gösterirsek daha iyi olabilir. Şurası A ise A, C ise C. Bir de yukarıdaki buradan bir tarafa, bir taraf C olan bir başka dikdörtgen parçası olmuş oldu. Şimdi üç farklı ayrıtın çarpımı hacim. Burada her birinin ikişerli yani iki kısa ile uzun kenarı çarpınca çıkan alan verilmiş bize. A ile B'nin çarpımı 20, B ile C'nin çarpımı 48, A ile C'nin çarpımı 60'mış. Şimdi biz bu harfleri tabi temsili verdik. Birebir vermedik. Burada alanları çarparsak direkt 2 tane A, 2 tane B ve 2 tane C'nin çarpımını oluşturmuş oluruz. Yani A çarpı B çarpı C'nin karesini bulmuş oluruz. Alanları o halde çarpalım. Birincisinde A çarpı B. Diğerinde B çarpı C. Diğerinde A çarpı C. Birincisinin alanı 20 idi. Diğeri 48 ve diğeri de 60. Burada ikişer ikişer harfine göre çarparsak A kare, B kare ve C kare gelir. Ve bu zaten bizim alan formülümüzün karesidir. 20'yi, 48'i ve 60'ı düzenleyelim. 20'yi 4 çarpı 5, 48'i 12 çarpı 4, 60'ı da 12 çarpı 5 diye ayırırsak. Dikkat ederseniz burada 4'ten 2 tane var 4'ün karesi, 5'ten 2 tane var 5'in karesi, 12'den 2 tane var 12'nin karesi ve kareyi bu şekilde düzenledim. Bir düzenleme daha yapalım. Hepsini tek bir kare altında yazalım. Dereceleri ortak olduğu için kuvvetleri. Buradan da bu 240'ın karesi gelir. O halde buradan V'yi çekersek V direkt 240 santimetre küp gelmiş olur. Doğru cevap B şıkkıdır. Aşağıda 3 kişinin 2020 yılındaki yaşları üstlü ifade olarak verilmiştir. Mustafa'nın doğduğu yıl Ayşe 24 yaşında olduğuna göre Ahmet hangi yıl doğmuştur? Verilen 3 kişinin yaşları şekilde yazılmış üstü ifade olarak. Verilen bilgi Mustafa'nın doğduğu yıl Ayşe'nin 24 yaşında olduğu. O halde Ayşe Mustafa'dan 24 yaş büyüktür. Ayşe'nin yaşı 2 üzeri x artı 4 ile Mustafa'nın yaşı olan 2 üzeri x artı 2 sayıları arasındaki fark 24 yapmalı. Buradan x'i bulabiliriz. Hemen başlayalım. 2 üzeri x artı 4 eksi 2 üzeri x artı 2 yani Ayşe'nin yaşından Mustafa'nın yaşını çıkartıyorum. Aralarındaki yaş farkını 24'e eşitliyorum. Burada tabanlar aynısı üstler toplanır kuralını tersten uygulayacağım. Toplam şeklindeki ifadeyi çarpım durumuna aynı tabanda yazarak ifade edeceğim. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 eşittir 24. Burada 2 üzeri x'ler ortak. 2 üzeri x ortak parantezine alırsak. Birincisinde 2 üzeri 4 kalır. 2 üzeri 4 16'dır. Eksi ikincisinde 2 üzeri 2 gelir. O da 4'tür. Eşittir 24. Buradan 2 üzeri x çarpı 16'dan 4 çıktı. 12 eşittir 24. 24 ile 12'yi sadeleştirirsek 2 gelir. 2 üzeri x eğer 2'ye eşitse 2'nin kaçıncı kuvveti 2'dir? Birinci kuvveti. O halde x'i 1 bulmuş oluruz. Şimdi bize Ahmet'in hangi yılda doğduğunu sorduğu için önce Ahmet'in yaşını bulalım. Ahmet'in yaşı üstü sayı olarak 3 üzeri x artı 2 ile ifade edilmiş. Bunu da x yerine 1 yazarak bulabiliriz. Direkt 3 üzeri 3 bu da 27 eşittir. Demek ki Ahmet 27 yaşında. Peki 2020 yılında kaç yaşın? E, 2020 yılındaki durum için konuştuğu için doğduğu yıl bulmak için 2020'den 27 çıkartırız. Buradan 1993 gelir. O halde doğru cevabımız D şıkkıdır. A sıfırdan farklı ve MN birer tam sayı olmak üzere A üzeri N çarpı A üzeri M eşittir. A üzeri N artı M. A üzeri n bölü A üzeri m eşittir. A üzeri n eksi m'dir. Matematik öğretmeni Selim Bey, öğrencisi gizemin üslü sayılarla ilgili bilgisini yoklamak için x tane x sayısının çarpmasını ve üslü ifade olarak göstermesini istemiştir. Ancak gizem x tane x sayısını toplamıştır. Buna göre gizemin bulması gereken sonuç bulduğu sonucun kaç katıdır? Öğretmenin yapmasını istediği işlemle Gizem'in yaptığı işlemi kıyaslayalım. Öğretmenin istediği x tane x'in çarpılması. Burada x tane x olacak. Biz bunu üstü sayı olarak ifade edersek x üzeri x şeklinde yazarız. x tane olduğu için. Gizem'in yaptığı ise x tane x'i toplamak. Burada x tane x toplanırsa da x çarpı x gelir. Esas istenen sonuç bu. Gizem'in bulduğu bu. istenen sonuç, bulması gereken sonuç kendi bulduğu sonucun kaç katıdır diyor. Yani bu bunun atıyorum y katı. Buradaki y'nin ne olduğunu soruyor. Yani her tarafı burada x ile x'in çarpımının x kare olduğunu görürsek her tarafı x kareye bölerek y'nin ne olduğunu bulabiliriz. Bunlar sadeleşir. Buradan y eşittir x üzeri x bölü x kare gelir. Burada da şu özelliğimizden tabanlar aynısı üstler çıkartılır üstün üstünden aşağıdakinin üstü yani kuvveti çıkartılır ve x üzeri x eksi 2 bulunur. O halde doğru cevabımız c şıkkıdır. Belirli bir yükseklikten zemine bırakılan top zemine her temas ettikten sonra tekrar belirli bir yükseğe çıkmaktadır. Top zemine her temasından sonra bir önceki yüksekliğinin yarısı kadar yüksekliğe çıktığına göre 8 üzeri 8 santimetre yükseklikten bırakılan top kaçıncı kez zemine temas ettikten sonra 4 üzeri 4 santimetre yüksekliğe ulaşır. Öncelikle yapılan işlemi bir inceleyelim. Top başlangıçta 8 üzeri 8 santimetre yükseklikten bırakılsın. İlk yere temasında ne olduğuna bakalım. Top bırakıldı. Birinci yere değdiği zaman ilk bırakıldığı yüksekliğin yarısı kadar yükseğe çıkacak. O halde birinci yükseğe çıktığı mesafe 8 üzeri 8'in yarısı kadar. İkinci sefer 8 üzeri 8'in yarısının yani bir öncekinin de yarısı kadar. Buradan bakarsak 1 bölü 2'nin karesi şeklinde ifade edebiliriz. Bu 1. sefer 2. sefer 3. sefere bakarsak 3. seferde de bir öncekinin yani 8 üzeri 8 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'nin yarısı yani çarpı 1 bölü 2'si. Bunu şöyle ifade edebiliriz 8 üzeri 8 çarpı 1 bölü 2 üzeri 3 o halde eninci sefer bilmediğimiz bu bize sordu 4 üzeri 4 santimetre çıkacağı eninci sefer olsun. N'inci seferde yapılacak işlem de şu olur. 8 üzeri 8 çarpı 1 bölü 2 üzeri n olur. Ve biz bu yüksekliğin 4 üzeri 4 olmasını istiyoruz. Eşittir 4 üzeri 4. 8 üzeri 8 ile 4 üzeri 4'ü 2'nin kuvveti şeklinde yazalım. 8 2'nin küpüdür. 8 yerine 2 üzeri 3. 4 yerine de 2'nin karesi yazarsak. Ve üstün üstü alınca üstler çarpılır kuralını uygularsak. 3 çarpı 8'den 2 üzeri 24 çarpı 1 bölü 2 üzeri n şeklinde yazalım bunu da. 1'in eninci kuvveti 1 olacağı için. Burada da 2 çarpı 4'ten 2 tabanında 8 yazabiliriz. Sol tarafı düzenlersek aynı tabanda yazarsak yani bunu yukarı alarak ve toplayarak ifade edersek 2 üzeri 24 eksi n şeklinde yazabiliriz. O da eşittir 2 üzeri 8. Burada tabanlar aynısa üstler birbirine eşit olmalı. O halde şurada yazarsak 24 eksi n eşit olacak 8'e. Bunların yerlerini değiştirirsek 24 eksi 8'den n'i 16 buluruz. O halde, o halde 16. seferde bu durum gerçekleşiyormuş. Doğru cevabımız D şıkkı. Sadece kendisine ve bir sayısına bölünebilen birden büyük tam sayılara asal sayı denir. Bilgisayar ortamında hazırlanan bir program girilen sayılara aşağıdaki işlemleri sırasıyla uygulamaktadır. Birinci adım sayıyı oku. İkinci adım sayı 3 farklı asal sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyorsa dördüncü adıma git. Yazılamıyorsa üçüncü adımdan devam et. Üçüncü adım sayıya 5 ekle ve ikinci adıma git. Dördüncü adım sayının asal çarpanlarının toplamını ekrana yaz. Bu programa girilen sayı 210 olduğuna göre ekranda yazan sayı kaçtır? Sayımızı asal çarpanlarına ayırarak başlayalım. 210'u Çizgiyi çektik ve asal çarpanlarına ayırmaya başladık. 2'ye bölersek 105. 105'i 3'e bölersek 35. 35'i 5'e bölersek 7. 7'yi 7'ye bölersek 1. Yani biz 210 sayısını 210 eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 olarak bulduk. Verilen kurala göre ikinci adımda asal çarpanlarına ayrılmış şekli 3 farklı asaldan oluşmuyorsa ne yapmamız gerekiyor? Üçüncü adımdan devam etmemiz gerekiyor. O halde üçüncü adımdan devam edelim. Üçüncü adım bize ne diyor? Sayıya 5 ekle ve ikinci adıma geri dön. Yani bir daha 5 ekleyip asal çarpanlarına ayıracağız. 5 eklersek 210'a 215 yapar. 215 asal çarpanlarına ayırırsak 215 5 çarpı 43'tür. 5 çarpı 43 yani 2 tane asal çarpanı var. O zaman tekrarlıyoruz durumu. Tekrar 5 ekliyoruz. 215'e bir 5 daha eklersek 220. 220'yi asal çarpanlarına ayırırsak da 2'nin karesi çarpı 5 çarpı 11 gelir. Yani 1, 2, 3. 3 tane asal sayı elde etmiş olduk. Yani bir sonraki adıma geçebiliriz artık. Dördüncü adımda istediği sayının Asal çarpanlarının toplamını ekrana yazmamız. Asal çarpanlarımız 2, 5 ve 11. 2 artı 5 artı 11 toplarsak 18 gelir. O halde doğru cevabımız B şıkkı. Kenar uzunlukları a santimetre ve b santimetre olan bir dikdörtgenin alanı a çarpı b santimetre karedir. Alanı 60 santimetre kare olan Dikdörtgen şeklindeki 20 özdeş karton levha, uzun kenarları aynı doğrultuda olacak şekilde ve 4'er santimetre arayla yan yana diziliyor. Karton levhaların kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre, x ile y noktaları arasındaki en kısa mesafe aşağıdakilerden hangisi olamaz? Soruda verilen bilgilere bakarsak Burada uzun kenar doğrultusunda izalanmış. O zaman buralar uzun kenar B verildiği için yukarıdaki şekilde burası her birinde B olacak. Her bir boşluk 4'er santimetreymiş. O zaman buralarda 4'er santimetre olmalı. Şimdi X ile Y arasındaki mesafeyi B türünden ifade edelim. Burada X ile Y arasında 20 tane karton levha varsa B uzunluğundan 20 tane vardır. Yani 20B. Artı 20 karton levhanın her bir arasında boşluklar var. 20 levha arasında 19 tane boşluk vardır. Her bir boşlukta 4'er santimetre olduğu için 19 çarpı 4 olarak alırız. İşte bu x ile y arasındaki mesafeyi veriyor. 19 çarpı 4'ü de yazalım. Yani 20b artı 76. Şimdi bu sayıyı şıklardaki sayılara tek tek eşitleyip B'nin hangisinde en uzun olacak şekilde bir tam sayı çıkacağına bakalım. B için de bu dikdörtgen levhanın alanının 60 olmasını kullanacağız. Çünkü A ile B'nin çarpımı 60 olmalı. Bunu sağlayacak şekilde değer almalı. Başlayalım. A şıkkını deneyelim öncelikle. A şıkkındaki ifademiz 196. Bunu 196'ya eşitlersek 196'dan 76 çıkartırsak 20B eşittir 120 yapar. Buradan her tarafı 20'ye bölersek B6 gelir. B şıkkındaki 276'yı eşitlersek 276'dan 76 çıkardığımızda 20B eşittir 200 yapar. 200'e bölersek 20'ye bölersek pardon her tarafı buradan B'yi 10 buluruz. C şıkkındaki 316'ya eşitlersek 316'dan 76 çıkardığımızda 20B'yi 240 buluruz. Buradan her tarafı 20'ye bölersek B dediğimiz uzunluk 12 gelir. Ve D şıkkındaki 376'yı eşitlersek ve karşı yatarsak 76'yı 20B eşittir. 300 gelir. Buradan her tarafı 20'ye bölersek de 15 buluruz. Şimdi hangisi olabilir hangisi olamaz ona bakalım. Eğer B6 olursa. Eğer B6 olursa A'nın ne olması gerekir? Çarpımlar 60 olacaksa A'nın 10 olması gerekir. B 10 olursa A'nın 6 olması gerekir. B 12 olursa A'nın 5 olması gerekir. Ve B 15 olursa A'nın 4 olması gerekir. Bize verilen bilgi de B'nin yani şu uzunluğun uzun kenar olduğunu söylüyor. Buna uymayan hangisi var diye bakarsak burada 6 olursa uzun kenar A kenarı olmuş olur. O halde e, hangi sayı eşit olamaz? Bu uzunluk 196'ya eşit olamaz. Doğru cevabımız A şıkkı. A sıfırdan farklı ve MN birer tam sayı olmak üzere tabanlar aynı üstler farklı iken çarpmada üstler toplanır. Bölmede tabanlar aynı iken üstler çıkartılır ve üstün üstlanırken alınırken üstler çarpılır. Yukarıda numaralandırılmış kutular içine Üzerinde üslü ifadeler yazılı olan özdeş toplar konuluyor. Sonra sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanıyor. 1 numaralı kutudan rastgele bir top alınıp 2 numaralı kutuya konuluyor. 2 numaralı kutudan rastgele bir top alınıp 3 numaralı kutuya konuluyor. Son durumda 3 numaralı kutuda bulunan topların üzerinde yazan sayılar çarpılarak 1 numaralı kutuda bulunan topun üzerinde yazan sayıya bölünüyor. Buna göre son durumda bulunan sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz. Öncelikle kutu içinde verilen sayıların hepsini iki tabanında yazalım. 8 üzeri 4, 8 yerine 2 üzeri 3 yazabilirim. 2 üzeri 3 üzeri 4 üstün önce üstler çarpılır da 2 üzeri 12 yaptı. 4 üzeri eksi 2'yi de 4'ü 2'nin karesi üzeri eksi 2 diye yazarsam üstler çarpılınca 2 üzeri eksi 4 olur. 32 2 üzeri 5'ti. Üzeri 2'den 2 üzeri 10 olarak yazılır. 4 üzeri 3 4 üzeri 3'teki 4'ü 2'nin karesi üzeri 3 dersek 2 çarpı 3'ten 2 üzeri 6 ve 16 yerine 2 üzeri 4 yazarsak üzeri 3'ten 4 çarpı 3 12 geleceği için kuvvetlerin hepsini tabanların hepsini 2 tabanında olacak şekilde yazdık. Şimdi bizden istediği işleme bakalım. Birinci kutudan bir topu buraya atacağız. Sonra burada olan iki toptan birini de buraya atıp burada oluşan üç topun çarpımını burada kalan bir topa böleceğiz. Şimdi sırasıyla deneyelim. Önce 4 üzeri eksi 2'nin yani 4 üzeri eksi 2 yerine 2 üzeri eksi 4'ün buraya atıldığını ve onun önce buraya daha sonra 32 üzeri 2'nin buraya geldiğine bakalım. İlk durum zaten her türlü bu ikisini bir çarpacağız. Onu yazalım. Oradaki sayılarımız 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 12. Bölü diyorum onun yanına öncelikle ilk başta 4 üzeri eksik yani 2 üzeri eksi 4 gelmiş olsun. Çarpı o zaman 3. kutuya 2 üzeri eksi 4'ü e attık. 1. kutuda o zaman 8 üzeri 4 yani 2 üzeri 12 kalmış oldu. Burayı düzenlersek üst tarafta tabanlar aynı ki üstler toplanırdı. Üstleri toplarsak 12, 6 daha 18. 18'den 4 çıkarsa 14. Aşağıda da 2 üzeri 12. Buradan 2 üzeri 2 geldi cevap. Bu olabilir. İkinci duruma bakalım. Yine üçüncü kutuda sabit 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 12 var. Sonradan ne gelebilir? Az önce 4 üzeri eksi 2 yapmıştık. Şimdi 32 üzeri 2 yani 2 üzeri 10'u ekleyelim. Burada 2 üzeri 10 olsun. Burada yine ilk başta kalan 8 üzeri 4 yani 2 üzeri 12. Bu durumda düzenleme yaparsak tabanlar aynı iki tabanını da yazarsak 12 6 daha 18 10 eklersek 28 2 üzeri 12 Buradan 2 üzeri 16 gelir. 2 üzeri 16 da o zaman sonuç cevap olarak olabilir. Gelelim şimdi bir sonraki ihtimale. 4 üzeri eksi 2'yi buraya attık ve sırayla bu ikisini buraya verdik. Şimdi 8 üzeri 4'ü yani 2 üzeri 12'yi ikinci kutuya atıp 3. kutuyu önce geçtiniz sonra tekrar bunun geçtiği duruma bakalım. Başlarsak ikinci durum için yine 2 üzeri 6 ve 2 üzeri 12 zaten burada mevcut. Yanına 8 üzeri 4 yani 2 üzeri 12 ilk önce atıyorum. O zaman birinci kutuda 2 üzeri eksi 4 kalmış oluyor. Bunu da hesaplarsak 2 üzeri 12 12 24 24'e 6 ekledik 30 üzeri 2 üzeri eksi 4. Burada da farklan alırsak eksi eksten artı olacağı için 2 üzeri 34 gelir. Yani 2 üzeri 34 de olabilir cevap. Bir ihtimal daha var ona da bakalım. Yine onu da şöyle yapayım. Şuraya sığdıralım. 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 12 zaten çarpılacak. Bu sefer 2 üzeri 12 atmıştık. 32 üzeri 2 atalım 3. kutuya. Yani 2 üzeri 10 atalım. 1. kutuda ama her türlü 2 üzeri eksi 4 var. Buradan hesaplamasını yaparsak. Tabanlar aynı. 2 tabanında. Üst tarafı toplarsak 12, 6 daha 18, 10 daha 28, 2 üzeri eksi 4, Burada da farkını alırsak 2 üzeri 32 gelecek. Yani 2 üzeri 2, 2 üzeri 16, 2 üzeri 34 ve 2 üzeri 32 olur bu işlemlerin sonucunda. Olmayan hangisi? 2 üzeri 30 benim cevaplarımda çıkmadı. O halde doğru cevabımız C şıkkı. Bakteriler üzerinde araştırma yapan bir biyolog Laboratuvar ortamındaki boş iki deney tüpünden, birincisine 20 dakikada 2'ye bölünen bir bakteri türünden, ikincisine 10 dakikada bir üçe bölünen bir bakteri türünden birer tane koyup gözlemliyor. Birinci tüpteki bakteri sayısı 64 üzeri 8 olduğu anda ikinci tüpteki bakteri sayısı kaçtır? Öncelikle verilen bilgileri yazalım. Birinci tüpte 20 dakikada bir, 2'ye bölünen bakteri var. 20 dakikada bir 2'ye bölünüyor. İkinci tüpteki 10 dakikada bir 3'e bölünen bir bakteri. Şimdi birinci tüpteki bakteri sayısıyla süre arasındaki ilişkiyi bir değerlendirelim. Diyelim ki ilk 20 dakikada bir tane olan bakteri 2 tane olacak. İkinci 20 dakikada yani 40 dakikada bu 2 tane olan her biri 2 katına çıkacak. Yani 2'ye bölünecek ve 4 tane bakteri olacak. 3. 20 dakikada yani 60. dakikada 4 tane olan bakterinin her biri 2'ye bölecek ve 8 bakteri yapacak. Burada bu 2 üzeri 1 ilk 20'de. 2 üzeri 2 ikinci 20'de 2 üzeri 3 üçüncü 20. dakikada. Bunu o zaman genelleştirirsek 2 üzeri t bölü 20 bize t'ninci dakikadaki bakteri sayısını verir. Herhangi birinden sağlayalım. 40. dakikada derse 40 bölü 20'den 2, 2 üzeri 2'den 4 bakteri olduğunu buluyoruz. Aynı mantıkla ikinci tüp içinde bunu yaparsak bu sefer her bir bakteri 3'e bölündüğü için 3 tabanında olacak. 3 üzeri T bölü 10 dakikada bir bölündükleri için T bölü 10 olarak ifade edilecek. Şimdi de birinci tüpteki bakteri sayısı ne zaman 64 üzeri 8 olmuş ona bakalım. 2 üzeri T bölü 20'yi 64 üzeri 8'e eşitleyeceğiz. 64 2 üzeri 6 idi. Üstün üstü alınırsa 2 üzeri 48 olarak ifade ederiz. Tabanlar aynıysa üstler eşittir. T bölü 20 eşittir 48. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak T'yi 960 buluruz. Yani o anı 960. dakika olarak bulduk. Şimdi ikinci deney tüpündeki bakteri sayısına geçelim. İkinci deney tüpündeki bakteri sayısı 3 üzeri 960 bölü 10'dan 3 üzeri 96 bulunacak. Şıklarda hangisi 3 üzeri 96 eşitse cevap o olacak. A şıkkından başlıyorum. 9 yerine 3'ün karesi yazarsak üstün üstünden 3 üzeri 48 gelecek. B şıkkında 243 yerine 3 üzeri 5 yazarsak 5 çarpı 18'den 3 üzeri 90 gelecek. C şıkkında 27 yerine 3 üzeri 3 yazarsak 3 çarpı 30'dan 3 üzeri 90 gelecek. Ve D şıkkında 4 yazarsak 3 üzeri 4. 4 çarpı 24'ten 3 üzeri 96 gelecek. Yani doğru cevap D şıkkındaki 81 üzeri 24'tür. Doğru şıkkımız da D şıkkı olur. Hasan 264,10 6585 ondalık gösterimini onun kuvvetlerine göre aşağıdaki gibi çözümlüyor. Buna göre çözümlenmiş hali bu şeklinde olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ondalık bir gösterimi onun kuvvetlerine göre çözümlerken yapacağımız işlem şuydu. Sayıyı bir daha şuraya bir yazayım. 264, 6.585 Açarken onun kuvvetlerini virgülün sol tarafında sıfırdan başlatıyoruz. 0, 1, 2 diye gidiyor. Sağ tarafını ise eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 şeklinde ilerletiyoruz. 10 üzeri 0 ile çarpıyoruz. 10 üzeri 1 ile, 10 üzeri 2 ile ve topluyoruz. 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 4 ile çarpıp topluyoruz. Şimdi çözümlenmiş haline bakarsak o halde 2, 10 üzeri 2 ile çarpılması lazım. Buradaki a eksi 2'nin 2 olması gerekiyor. 6'nın 10 üzeri 1 ile çarpması lazım. Zaten verilmiş. 4 10 üzeri 0 ile çarpması lazım. 10 üzeri 0 zaten 1'dir. Aslında çarpılmış. Diğer tarafa geçelim. Virgül sağ tarafına. 6 10 üzeri eksi 1 ile çarpılmalı. O zaman burası eksi 1. 5 eksi 2 ile çarpılmalı. Çarpılmış. 8 eksi 3 ile çarpılmalı. O zaman burası eksi 3 olmalı. 5 de eksi 4 ile çarpılmalı, burası da o halde eksi 4 olmalı. Şimdi de bilinmeyenleri bulalım. A eksi 3, 2 eşit olmalı dedik. A eksi 3 eşittir 2 dedik, buradan A'nın 5 olduğunu buluruz. Başka, B artı 1 eksi 1 olmalı dedik, buradan B'yi eksi 2 buluruz. C artı 3 eksi 3 olmalı dedik, C'yi de buradan eksi 6 buluruz. Son olarak, D eksi 5'in eksi 4 olması gerekiyor dedik. Buradan 5'i karşıya atarsak 5 eksi 4'ten d'nin de 1 olduğunu buluruz. Şimdi de bu bulduğumuz bilinmeyenleri bize çözümlenmiş haliyle verilen ifadede yerine yazalım. Direkt şöyle aşağıda yazalım. 7 çarpı 10 üzeri d artı 2 demiş. d bizim sayımız 1'di. 1 yazarsak 1 artı 2'den 3 olur. Artı. a çarpı demiş. a dediğim sayı 5. Çarpı 10. Kuvvet olarak burada aslında 1 var. Onu da gösterelim. Artı 2 çarpı 10 üzeri b artı 1. B dediğim sayı eksi 2 idi. Eksi 2'ye 1 eklersek eksi 1 yapar. Artı 4 çarpı 10 üzeri c artı 4 var. C de eksi 6 idi. O halde eksi 6 artı 4'ten bu da eksi 2 olur. Sayı bu hale geldi. Şimdi bunu hemen virgüllerde yazalım. 7'yi yazdık. 10 üzeri 3'ten başlamış bakın. O zaman 10 üzeri 2, 10 üzeri 1 diye gitmesi lazım. 10 üzeri 2 burada bulunmuyor. Demek ki 10 üzeri 2'nin olduğu yer 0. katsayısı sayısı 0. Sonra 10 üzeri 1, 10 üzeri 1'in olduğu yer 5. 10 üzeri 0 olmalı. 0'dan başlamalıydı. E 10 üzeri 0 yoksa demek ki kat sayısı 0. Virgülü attık. Şimdi eksili kısımlara geçiyoruz. 10 üzeri eksi 1 10 üzeri 2 peş peşe var. Yani birinin kat 2, birinin 4. O zaman burası da 24 olmalı sayımız 7050, yüzde %24. O halde doğru cevabımız ne gelecek? A şıkkı olacak. Yukarıdaki daire özdeş 8 dilimden oluşmaktadır. Bir sayının kendisi hariç tüm pozitif tam sayı çarpanları başlangıç noktasından itibaren ok yönünde her biri bir daire dilimi üzerinde küçükten büyüğe olacak şekilde yazılmıştır. Buna göre A artı B artı C toplamının değeri kaçtır? Sayının kendisi hariç pozitif tam sayı çarpanları burada bulunuyorsa buradaki en büyük ve en küçük sayının çarpımı o sayının kendisine verir. Diyelim ki sayımız x olsun. En küçük burada 1 olduğu için 1 ile x'in çarpımı o sayının kendisini vermeli. Bir sonraki küçük sayımız 2 ve bir sonraki büyük sayımız 18'de yine aynı sayıyı vermeli. 2 çarpı 18 yine eşit olacak 3 çarpı C eşit olacak A çarpı B'ye. Ve 6 ile de yine 6'nın çarpımı o sayı eşit olacak. Buradan 2 çarpı 18 6 çarpı 6 yani sayımız demek ki 36'ymış. Buradan ABC'yi hemen çekelim. Eğer 3C 36 ise C buradan 12'dir. A çarpı B de 36 geliyorsa ve 36'nın çarpanları olacaksa bunlar küçükten büyüğe doğru sıralandığı için 1, 2, 3, 36'nın bir sonraki çarpanı olan 4, 6 ve bir sonraki çarpan 9, C'yi zaten 12 bulmuştuk. O halde A artı B artı C'yi yazarsak A'yı 4, B'yi 9 ve C'yi de 12 bulmuş oluruz. Hepsinin toplamı buradan 25 bulunmuş olunur. O halde doğru cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki şekilde verilen özde 8 kare içerisine yazılan her sayı kendisiyle aynı satır veya sütunda bulunan harflere karşılık gelen sayıların en büyük ortak bölenidir. Buna göre A artı B artı C artı D toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Sorunun demek istediği şu. Diyelim ki bu satırda 6 var. Yandaki harflerde D ile C. D ve C'nin ebobu yani en büyük ortak böleni 6'ymış. Buradan D ve C'nin her ikisinin de 6'nın katı olması gerektiğini biliriz. Bu 6'nın katı. Bu da 6'nın katı olmalı. Aynı şekilde şuradaki sütuna bakarsak 14 var ortada. O zaman D ile A'nın EBO bu 14 olmalı. O zaman D ve A'nın her biri 14'ün de katı olmalı. 14'ün katı. 14'ün katı. Aynı mantıkla burası 4. A ile B'nin 4'ün katı da olması lazım. O zaman onu da belirtelim. 4'ün katı. Burası 4'ün katı. Burası da 4'ün katı. Şuraya da gelirsek 10 demiş. C ile B'nin 10'un katları da olması gerekiyor. O zaman burası 10'un katı, burası da 10'un katı. Bunu sağlayacak şekilde sayılara bakarsak eğer D sayımız hem 6'nın hem 14'ün katı olacak. O zaman buradan D sayısına 42. A sayısına bakarsak 14'ün ve 4'ün katı olacak şekilde 28 en küçük olacak şekilde çünkü toplamın en küçük olmasını istiyor. Sonra B'ye gelirsek, B sayısı hem 4'ün hem de 10'un katı olacak en küçük sayı olacaksa 20 olabilir. C sayısına bakarsak da hem 6'nın hem de 10'un katı olan en küçük sayı aslında bunların da yine ekokuna e bakıyoruz. Buradan da 30 olduğunu buluruz. Bizden bu sayıların toplamını istemiş. O halde bunların hepsini toplarsak toplam ne gelecek? 120 gelecektir. O halde doğru cevabımız B şıkkı. Aşağıda üzerinde birden yüze kadar tam sayıların yazılı olduğu özdeş toplar ve bu topların konulacağı kutular verilmiştir. Ahmet topları aşağıda verilen kurallara göre sırasıyla koyacaktır. Birinci kutuya 50'den büyük olan asal sayıların yazılı olduğu toplar konuluyor. İkinci kutuya kalan toplar arasından tek asal sayıların yazılı olduğu toplar konuluyor. Üçüncü kutuya kalan tüm toplar konuluyor. Buna göre, son durumda üçüncü kutuda bulunan topların sayısıyla birinci kutuda bulunan topların sayısı arasındaki fark kaçtır? Birinci kutudaki topları bularak başlayalım. Birinci kutu diyelim. Birinci kutuda bizden istediği 50'den büyük asal sayıların yazılı olduğu. 50'den büyük asallarımız 53, 59. 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97'dir. Kaç tane diye bakarsak 10 tane top birinci kutuda o zaman bulunmalı. İkinci kutuya gelelim. İkinci kutuda bizden istediği geriye kalan tek asallar. Tek asallar Zaten bir tane çift asalımız var. O da 2. 2 dışındakiler 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 ve 47. Sayarsak burada da 14 tane top bulunacak. 14 Şimdi Buradaki asalları kontrol ederken bire ve kendisi dışında hiçbir sayıya bölünmeyen sayılara bakıyoruz. Atıyorum büyük sayılardan hesaplayacaksak 79'u düşündünüz diyelim. Sadece e, rakam olan asallara bakmanız yeterli. 2'ye bölünmediği belli. 3'e bölünmez, 5'e bölünmez, 7'ye bölünmez demek ki asal sayı diye alabilirsiniz. Üçüncü kutuda da geriye kalan toplar var. Toplam 100 tane top vardı. Bu 100 toptan da... 10 tanesi birinci de 14 tanesi ikinci de 24 tanesini çıkartırsak 100'den 24'ü çıkartırsak geriye kalan 76 tanesi de üçüncü kutuda olacak. Bizden istediği üçüncü kutuyla birinci kutu arasındaki fark yani 76 eksi 10'dan 66 bulunur cevap. Doğru cevabımız D şıkkı. A sıfırdan farklı ve MN birer tam sayı olmak üzere Çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanır. Bölme işleminde tabanlar aynıysa üstler çıkartılır. x üzeri eksi 2, x, x kare, x üzeri 3, x üzeri 4, x üzeri 5 üslü ifadeleri yukarıda verilen karelerin içerisine her bir kareye ayrı bir üslü ifade gelecek şekilde yerleştiriliyor. Karelerin yanında oklarla gösterilen üstü ifadeler ise aynı satır veya sütundaki sayıların çarpımının sonucudur. Buna göre A çarpı B işleminin sonucunu veren üstü ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bize verilen bu 6 tane bölmeye yazacağımız tüm sayıların çarpımının ne yaptığına bakalım. x üzeri eksi 2 çarpı, x çarpı, x kare, x küp, x üzeri 4, x üzeri 5. Tabanlar aynı üstler toplanırsa hepsini şurada da kuvveti 1 olduğu için hepsini topladığımızda x üzeri 13 buluyoruz. Yani hepsinin çarpımı x üzeri 13 yapmalı. Şimdi şöyle düşünelim. Buradaki sayıların hepsini tek tek bulmaktansa bu 3 sayı çarpılmış b gelmiş. Buradaki 3 sayı çarpılmış x üzeri 9 gelmiş. Yani b ile x üzeri 9'un çarpımı aslında bu 6 sayının tamamının çarpımını vermeli. O halde B çarpı x üzeri 9 x üzeri 13 olmalı. Buradan B'yi her tarafı x üzeri 9'a bölersek x üzeri 13 eksi 9'dan x üzeri 4 buluruz. Aynı mantıkla A'nın olduğu bölgeye bakarsak x kare bu ikisinin çarpımı. Bu iki kutunun çarpımı A bu ikisinin çarpımı x üzeri 7. O halde hepsinin çarpımı da yine x üzeri 13'ü vermesi gerekir. Buradan yine denersek x karenin a'nın x üzeri 7'nin çarpımı x üzeri 13'ü verecek. Burası x üzeri 9 çarpı a eşittir x üzeri 13 yapar. Yine bakın aynısı yukarıdakiyle buradan a x üzeri 4 gelir. Bize a çarpı b'yi sormuş. O halde a çarpı b eşittir x üzeri 4 çarpı x üzeri 4 tabanlar aynısı üstler toplanır 4 artı 4'ten x üzeri 8 gelir. O halde doğru cevabımız d şıkkıdır. a bir reel sayı bir küçük eşittir a küçüktür 10 ve en tam sayı olmak üzere a çarpı 10 üzeri n gösterimi bilimsel gösterimdir dünyadaki her bir insana karşılık yaklaşık 50 milyon karınca yaşamaktadır. Ortalama olarak bir karınca kendi ağırlığının 20 katını kaldırabilmektedir. Bir karıncanın ağırlığı yaklaşık olarak 1 gramın binde biri kadardır. Dünya nüfusunun 8 milyar olduğunu düşünecek olursak, dünyadaki tüm karıncaların kaldırabileceği toplam yükün ton cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi başlayacak olursak dünya nüfusunun 8 milyar olduğunu düşünürsek 8 milyar yazarak başlayalım. 8 milyar şöyle sıfırlarını ilk başta göstererek yazalım. 8 milyar insan bu şekilde ifade ediliyor. Çarpı her bir insan için 50 milyon karınca yaşadığını düşünürsek ortalama 50 milyonu yazalım. 50 milyonu ifade ettik. Çarpı her bir karınca da kendi ağırlığının 20 katı kadar kaldırabiliyorsa 20 çarpı kaldırabildiği ağırlık 1 gramın binde biridir. Yani 1 bölü 1000 şeklinde ifade edersek şu an gram cinsinden ifade etmiş oluruz. Bizden ama ton cinsinden değerini istemiş. 1 tonun değeri 10 üzeri 6 gramsa bunu o zaman 10 üzeri 6'ya bölmem gerekir. Yani 1 bölü 10 üzeri 6 dersem gramı tona çevirmiş olurum. Aynı gramın bir gramın binde birini aldığım gibi bölerek ifade ediyorum şimdi buradaki ifadelerin özellikle şu sıfırlı olanların e, bilimsel gösterimli halini yazalım 8 milyarı 8 çarpı 10 üzeri 9 olarak 50 milyonu 5 çarpı 10 üzeri 7 olarak sıfır sayısına göre 22 çarpı 10 diğer 1 bölü 1000'i de 1 bölü 10 üzeri 3 diğeri de 1 bölü 10 üzeri 6 şimdi burayı toparlarsak 8, 5, 2. Bunları çarparsak 8 kere 5, 42 ile çarparsak 80. 10 üzeri 9, 10 üzeri 7 ve şunları yukarı çevirirsek negatif kuvvet olarak alacağız o zaman. 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 olur. Tabanlar aynı iken üstler toplanırdı. 80 çarpı 10 tabanında 9, 7, eksi 3, eksi 6 burayı toparlarsak da 8 gelecek. Buradaki sıfırı da yine bilimsel gösterimle 8'li ifade edersek son olarak 8 çarpı 10 üzeri 9 bulunmuş olur. O halde doğru cevabımız A şıkkıdır. Yukarıdaki daire şeklinde pistte sabit hızla hareket eden A bisikletlisi 80 saniyede, B bisikletlisi 96 saniyede bir tam tur atmaktadır. İki bisikletli aynı anda başlangıç noktasından ok yönlerinde harekete başlıyor. Her iki bisikletli de hiç durmadan sabit hızla 9 dakika tur attıktan en az kaç saniye sonra tekrar başlangıç noktasından aynı anda geçer? Verilen bilgileri yazalım. A bisikletlisi 80 saniyede bir tam tur atıyor. B bisikletlisi de 96 saniyede bir tam tur atıyor. Bunlar peki ilk kez kaçını saniyede karşılaşırlar? Bunu bulmak için ekoklarını bulmamız lazım. Yani 96 ile 80'in ekoklarını bulalım. 96 ve 80'in ekoku için çizgimizi çektik. 2'ye bölüyoruz. 96'nın yarısı 48. 80'in yarısı 40. 2'ye böldüm. 24, 20. 2'ye böldüm. 12, 10. 2'ye böldük. 6'ya 5. 5. 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1, 5'e böldük 1. Buradan çarpımlarından ekok 96 ile 80'i 1 2 3 4 5 2 üzeri 5 çarpı 3 çarpı 5'ten 480 saniye buluruz. 480 saniyeyi de dakikaya çevirirsek 480'i 60 saniye bölersek buradan da 8 dakika olduğunu buluruz. Yani ilk karşılaşmaları 8. dakikada olacak. Sorduğu kısma geçersek 9. dakikada 9. dakikada tur attıktan en az kaç saniye sonra tekrar başlangıç noktasına geleceklerini soruyor. Bunlar ilk 8. dakikada karşılaşacaklar. 9. dakika olduğunda 2. 8'i tamamlamaları için yani burada 2. 8. dakikayı tamamlamak için 8 artı 1'den 9. dakikaya 2. 8'in tamamlanması için 7 dakika daha gereklidir. Böylece 8-8 ikinci -8, karşılaşmaları gerçekleşir. Yani 9. dakikadan sonra bir 7 dakika daha tur atmaları gerekir. Bize saniye türünden sormuş. O halde 7'yi 60 saniye çarparsak toplamda 2200 20, 420 pardon saniye geçmesi gerektiğini buluruz. O halde doğru cevabımız B şıkkı. Bilgisayarına şifre oluşturmak isteyen Veysel Bey şifreyi unutmamak için bilgileri bir kağıda not ediyor. 3 basamaklı ABC sayısı vardır. Onlar ve yüzler basamağındaki rakamları çarp, birler ve yüzler basamağındaki rakamları çarp, çıkan sonuçların ekoklarını al. EKOK değerini ABC sayısının soluna yaz. Buna göre Veysel Bey'in oluşturduğu şifre aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi aradığımız sayı şu şıklardakilerin son 3 basamağından biri. Bunların istenilen işlemleri yapılıp başlarına bu iki basamaklı sayılar gelmiş. Hangisi sağlar hangisi sağlamaz şimdi tek tek incelememiz lazım. A şıkkında son 3 basamak 423. O halde diyoruz ki 423'ü aldık. İkinci adımda onlar ve yüzler basamağındaki sayıları çarp diyor. Onlar ve yüzlerde 4 ve 2 var. 4 çarpı 2 8 yaptı. Sonra birler ve yüzler basamağındaki sayıyı çarp demiş. O zaman 4 ile 3'ü çarptım. 12. Bulduğum sonucun ek okunu alacağım. Yani 8 ve 12'nin ek okunu alacağım. 8 ve 12'nin en küçük ortak katı 24'tür. Ve bu 24'ü 423'ün en başına yazacağız. 423. Sayı kendi sayısı geliyor mu? Geliyor. A şıkkı halde sağlıyor. B şıkkına geçelim. Son 3 536. Yine dediğini yapalım. Onlar ve yüzleri çarpalım. 5 çarpı 3. Buradan 15 gelir. Birler ve yüzleri çarpalım. 5 çarpı 6'dan buradan 30 gelir. 15 ve 30'un ekokları da 30 gelir. 30'u en başı yazarsak 30 sonra da 536 gelir. Aynı sayıyı bulmadık. O halde cevabımız bu olacak. Diğerlerinin de nasıl olduğunu bir görelim. C şıkkında 4, e, 284 aldım. 2 ile 8'i çarptım. 16. 2 ile 4'ü çarptım 8. 16 ile 8'in ekokları 16 yapar. O, hal, o halde 16'ı en başa yazarsak 284 sayının kendisi geldi. D şıkkına bakalım. D şıkkında 368 sayısını alıyorum. 3 ile 6'yı çarptım 18. 3 ile 8'i çarptım 24. 18 ile 24'ün ekokları 72'dir. 72'yi en başa yazarak yazarsak. 368 sayının kendisi geliyor. Zaten olmayan sayıyı bulmuştuk. Olmayan sayımız 5 şıkkındaki 60.536 sayısı. Doğru cevabımız 5. Aşağıdaki dikdörtgen ve üçgen sembollerinin içerisine yazılan sayı çiftlerinde yapılan işlem karşılarında belirtilmiştir. Üçgende sayıların EKOK'u, dikdörtgende sayıların EBOB'u alınmış. Buna göre bu işlemin sonucu nedir diye sormuş. Şimdi içten dışa doğru başlayalım. En içte ilk önce şu dikdörtgeni kafamızda tutalım. Dikdörtgende ebop, üçgende de ekoklu. Dikdörtgende ilk başta en içte 24 ve 36 var. 24 ile 36'nın en büyük ortak bölenleri 12'dir. Üçgene geçtik. 3 ve 5'in ekokunu soruyor. Aralarında asal sayılar olduğu için çarpımları kadar olacak. 3 çarpı 5'ten 15. Şimdi içerideki içerideki dikdörtgenin içinde kalan 12 ve 15'in eee EBOB'larına bakacağız. 12 ve 15'in EBOB'ları da 3 yapar. En büyük ortak bölenleri. Yan tarafa geldik. Yan tarafta üçgen içinde 6 ile 8 var. EKOK'larını alırsak 6 ile 8'in 24 yapar. En küçük ortak katları. Yan tarafta onun yanındaki dikdörtgende de EBOB bakacağız. Ne neyin? 25'te 1'in. 25'te 1'in de ebobu 1'dir. Aralarında asal oldukları için. Yine bir üçgen var. Bu üçgenin içindeki sayılar 1 ve 24. 1 ve 24 ekoklarını alırsak aralarında asal olduğu için çarpımı kadar olacak. Onun da cevabı 24 çarpı 1'den 24 gelecek. Yani burası 24 bulundu. Burası 3. Toplamlarını bize sormuş. 3 artı 24'ten 27 bulunur cevap. O halde doğru şıkkımız C şıkkı. Yukarıda bulunan su depolarından A, B'nin iki katı, C ise B'nin yarısı kadar su alabilmektedir. A, B ve C depolarına her gün sırasıyla 2 üzeri 15 santimetre küp, 4 üzeri 7 santimetre küp ve 8 üzeri 4 santimetre küp su konuluyor. A deposu 16 günde tam olarak dolduğuna göre, B'nin yarısı ve C'nin çeyreğinin dolması için kaç gün gereklidir? Öncelikle verilen bilgileri yerleştirelim. A, B'nin iki katı, C de B'nin yarısı kadar su alabilmekteymiş. C'nin alacağı su miktarına X dersek, B'nin yarısı o zaman B, C'nin iki katıdır. A da B'nin iki katı o zaman A'nın da 4X kadar su alması gerekir. Her gün aldıkları su miktarı A'nın 2 üzeri 15, B'nin 4 üzeri 7 4 yerine 2'nin karesi yazarsak 2 üzeri 2 çarpı 7'den 14 olur. C'de 8 üzeri 4 8 yerine 2 üzeri 3 yazarsak 3 kere 4'ten 2 üzeri 12 olduğunu buluruz. Şimdi başlarsak. Bize dedi A deposunun 16 günde tam doldu. A deposunun aldığı miktar 4x. 16 günde ve her gün 2 üzeri 15 su, santimetre küp su konuyor. 4x eşittir. 16 2 üzeri 4 olarak yazarsak 2 üzeri 15. 4'ü de 2'nin karesi olarak yazarsak 2 üzeri 2. Buradan 2 üzeri 2 çarpı x eşittir. Tabanlar aynı iken üstler toplanırdı. Buradan 15 artı 4'ten 19. Her tarafı 2'nin karesine bölersek Buradan da x eşittir. Tabanlar aynı. 19'dan 2'yi çıkardık. Farklarını aldık. Yani 2 üzeri 17 bulduk x'i. x'i bulduk. Şimdi b ve c'yi bulalım. Bize sordu. b'nin yarısı ne kadar dolar diyor. b'nin tamamı 2x'ti. O zaman b'nin yarısı x yapar. Yani biz x'in her gün ne kadar su aldığına bakalım. 2 üzeri 14. B'deki 2 üzeri 14 santimetre küp su konuyor her gün. O zaman bu x neye eşit olmalı? Kaç gün geçeceğini bilmiyoruz. T gün geçecek. T gün geçecek ve her seferinde 2 üzeri 14 doldurularak x litre. X'i de yazalım. 2 üzeri 17 doldurması lazım. T çarpı 2 üzeri 14. Her tarafı 2 üzeri 14'e bölersek 17 eksi 14'ten T'yi 2 üzeri 3 buluruz. Bölmedeki kurala göre. O halde B'miz 2 üzeri 3 olacak. C'yi bulalım. C'deki işlemim için bu sefer C'nin çeyreğinin dolması için diye sormuş. C'nin aldığı X'ti. X'in çeyreğini dolduracak. X'in çeyreği X bölü 4 yapar. Her gün 2 üzeri 12 santimetre küp su getiriliyor ve bu t süre yine bir t süre alacak. Buradan hesaplarsak 4'ü içler dışlar çarpımıyla Karşıya atalım x yerine 2 üzeri 17'yi yazalım eşittir 2 üzeri 12 karşıya 4'ü 2 üzeri 2 olarak atalım 2 üzeri 17 eşittir 2 üzeri 14 çarpı t buradan yine 2 üzeri 14'e bölersek her tarafı t'yi 2 üzeri 3 buluruz. C deposu içinde bu kadar zaman geçmeli o halde 2 üzeri 3 sağlayan her ikisini birden gösteren şıkkımız d şıkkı doğru cevap d şıkkı. Yusuf Bey'in marketinde yeterli sayıda 3 üzeri 0 litre, 3 üzeri 1 litre, 3 üzeri 2 litre ve 3 üzeri 3 litrelik şişeler bulunmaktadır. Yusuf Bey, yukarıdaki şişelerin her birinden en az birer tane kullanmak koşuluyla 250 litrelik suyu hiç artmayacak şekilde şişelere dolduracaktır. Buna göre en az kaç şişeye ihtiyacı vardır? Öncelikle her bir şişenin kaç litre e, su aldığını ne kadar sıvı aldığını bulalım. 3 üzeri 0 en küçük olan 1 litrelik. Diğeri 3 üzeri 1'den 3. 3'ün karesinden 9. 3'ün küpünden 27. Toplamda 1 artı 3 artı 9 artı 27'den 40 litre. Her birinden birer tane kullanırsa 40 litrelik su dolduracak. Yani sıvı dolduracak. Biz ne kadar sıvı doldurmak istiyoruz? 250 litrelik ve en az sayıda şişe kullanmak istiyorum. Buradan şunu anlamalıyım. En büyüğünü daha çok kullanacağım. Şimdi diyelim ki biz birer defa hepsinden kullandık. Bir şişe bundan, bir şişe bundan, bir şişe bundan ve bir şişe bundan kullandık. Birer şişeden hepsinden kullanırsam 40 litreyi doldurmuş olurum. 250 litreden 40'ı çıkartırsam. Geriye o zaman 210 litrem kalır. Şimdi biz bu 210 litreyi önce 27 litrelik olan en büyük şişeden doldursak. Buradan bölersek 7 kere var. 189 gelir. Farkını alırsak buradan 21 gelir. Bu ne demek? 7 tane büyük şişe kullanıyoruz. 21 litre artıyor. Bu 21 litreyi bir sonraki büyük olana bölersek. Bir sonraki de 9. O zaman 21'de 9 litrelik şişelere bölersek. 9 kere 2 18 fark buradan 3 gelecek. Kalan 3'ü de 3 litrelik olan bu şişeye bölüştürürsek onu da 3'e bölerek gösterirsek bir tane şişeye yani dolduracağız. Buradan kalan 0. Kaç tane kullanmış oldum o halde? Tek tek bakarsak birer tane zaten başta kullandım. En büyüğünden 7 tane bir daha kullandım. 1 artı 7'den bundan 8. Bir sonraki 9 litrelikten 2 tane daha kullandım. 1 artı 2'den 3 şişe kullanmış olduk. 3 litrelikten de bir tane daha kullandık. Artı 1 buradan da 2 şişe kullanmış olduk. Toplam şişelere bakarsak o halde. E, adedine bakarsak. En küçüğünden 1 tane. Bir sonrakinden 2. Bir sonrakinden 3 şişe. Bir sonrakinden de 8 şişe kullanmış oluruz. Toplamda o zaman 14 şişe yapar. Doğru cevabımız o halde C şıkkı olur.